Merhaba, bu videoda size Canva anlatıyorum. Ben Canva onaylı bir uzmanım. Bu video seni hemen bir tasarımcı yapmayacak ama garanti ediyorum bu minik dokunuş tasarımını çok daha profesyonel bir hale getirecek. Sonuçta bir çivi bir nalı, bir nal bir atı... Neyse bu başka bir konu. Konumuza dönelim. Bu videoyu hemen izle ve uygula farkı göreceksin. Ben abone ol, yorum falan yap. Hatta bildirimleri aç. Kolay gelsin. Herkese merhaba. Bu videonun konusu kanva bileşenlerdeki çerçeve ve ızgaraları nasıl kullanırız? Öncelikle bir tasarım oluştur diyerek başlayabiliriz. Tüm tasarım türlerinde kanva, çerçeve ve ızgaralarını kullanabilirsiniz. Çerçeve ve ızgaraları bazı fotoğrafları, görselleri farklı şekillendirebilmek için kullanıyoruz. Yani siz elinizdeki bir dikdörtgen fotoğrafı yuvarlak yapmak istiyorsanız yahut altıgen yapmak istiyorsanız bir çerçeve ihtiyacınız olabilir. Bileşenler kısmına gittiğinizde bu arada bileşenlerin üzerine geldiğinizde bakın yan taraf açılıyor. Burayı bir kere daha tıklarsam burası sabit bir şekilde kalıyor. Aklınızda olsun. Aşağı kısma indiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada çerçeveler ve ızgaralar var. Bir de modeller var. Modeller ayrı bir videonun konusu. Şimdi çerçeveler ve ızgaralar birbirine çok benziyor. Peki aradaki fark nedir? Öncelikle çerçeveler kısmına bakalım. Eğer bir çerçeve arıyorsanız standart çerçevelerden başka bir kelime odaklı çerçeve arıyorsanız bu kısımdan aramanız gayet iyi sonuç verecektir. Yani siz Ana sayfadan da bu kısımdan da bir çerçeve aratabilirsiniz ama öyle bir durumda diğer bileşenlerle birlikte çerçeveleri gösterebilir. Siz çerçeveler kısmını tıklayıp buradan arama yaparsanız çok daha iyi sonuçlara ulaşacaksınız. Bakın burada gördüğünüz üzere farklı şekillerde çerçeveler var. Bir tanesini seçelim. Gördüğünüz gibi bu bir çerçeve. Bunu biraz daha değiştirebilirim. Bakın burada kenarlık ekle diyerek buna kendim kenarlıklarda ekleyebilirim. Bu çerçeve ne işe yarıyor? Hemen şuradan bileşenler kısmından bir tane fotoğraf alayım size gösterebilmek için. Bakın bu bir dikdörtgen bir fotoğraf. Bunu bu hale getirmek için tutup içerisine atabilirim. Çerçeveler bunlar. Bileşenler kısmına gidiyorsunuz çerçeveler kısmına geliyorsunuz ve buradan dilediğiniz çerçeve yaratıyorsunuz. Mesela harfler yazalım ve harf şeklindeki çerçevelere ulaşalım. Gördüğünüz gibi A harfinde bir çerçeve bulduk. Şuradan görselimizi tekrar alalım ve bunun içine atalım. Üzerini iki kere tıkladığımızda fotoğraf ulaşılabilir oluyor ve bu şekilde de çerçevenin içerisinde fotoğrafı dilediğimiz gibi oynatıp yerleştirebiliriz. Mesela sadece yarısının gözükmesini istiyorum. Fotoğrafı biraz daha büyüteyim. Şöyle kenara çekeyim. Gördüğünüz üzere sadece fotoğrafın yarısı gözükmüş oluyor. Bunlar çerçeveler. Bir de aynı kısımda bileşenler kısmında ne var? Izgaralar var. Bu ikisi çok fazla karıştırılıyor. Bakın bu bir çerçeve. Bu bir ızgara. Aradaki fark şu arkadaşlar. Çerçeveler çerçevelerin en boy oranıyla ızgaralardaki gibi oynayamazsınız. Ama ızgaralarla çok daha esnek bir şekilde oynayabilirsiniz. Ayrıca ızgaralar birden çok fotoğraf kullanacağınız zaman kolay bir şekilde onları hizalamanızı sağlar. Bu tek bir ızgara daha çok ızgaralar şu şekilde işimize yarar. Bakın mesela burada üçlü bir ızgara var. Oranlarını bozmadan, üçünün birbirine olan oranını bozmadan bu şekilde dilediğim gibi boyutlandırabilirim. Çerçevelerde bunu yapmak birazcık zordur. Bakın üç tane çerçeveyi yan yana eklemem lazım. Ondan sonra bunların boyutlarıyla oynamam lazım. Birkaç tane daha fazladan işlem yapmam lazım. Ama ızgaralarla bu sorunu çok daha kolay bir şekilde çözebilirim. Çerçeveleri ızgara olarak kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirim. Ama ızgaralar zaten hazır bir şekilde bakın. Mesela 3 tane bu şekilde fotoğraf kullanacağım. Gördüğünüz gibi boyutlara değişiyor. Bunu çerçevelerle yaptığım zaman her birinin boyutunu kendimin değiştirmesi gerekir. Ayrıca bir tasarım yaparken mesela bir ızgara ekledim şöyle bir ızgara ekledim diyelim ki sonra gittim bileşenler kısmına bir tane fotoğraf ekleyeceğim hemen bunun içerisine özellikle e, aynı tasarımı birden fazla defa kullanacaksanız bu çok önemli olabilir bu arada çerçevelerin içerisine video ve fotoğraflar atabilirsiniz ama e, animas grafikler ve animasyonları atamazsınız sadece fotoğraf ve videoları atabilirsiniz. Şöyle hemen bir tane video atıp bunu da size göstermiş olayım. Bakın şunu hemen aldım, çerçevenin içerisine attım. Diyelim ki bu videonun renkleriyle oynayacağım. Mesela şuradan düzenle kısmına gittim, ayarlar kısmına gittim. Bunu renk tonunu birazcık şöyle kırmızı yapayım, doygunluğunu düşüreyim, siyah beyaz olsun, şöyle birazcık soldurayım sadece farklılık olsun diye bu şekilde bir şey yapıyorum. Bakın böyle bir renk yaptım. Tamam. Sonra bunu çoğalttım. Diğer görseli içine attığımda bakın aynı efekti buraya da vermiş oldum. Eğer birden çok defa kullanacaksanız aynı efekti tekrar tekrar o ayarları yapmanıza gerek yok. En baştan çerçevenin ayarını bu şekilde yaparsanız bundan sonraki fotoğraflar ve videolara da aynı efekti uygulamış olursunuz. Bir Fotoğraf ekleyelim mesela. Buna gördüğünüz gibi fotoğrafta çalışmadı çünkü o videodu video, video ayarlarıydı bu fotoğraf ayarları. Hemen bunu da yapayım, göstereyim size bir kere daha. Fotoğrafı seçtim, ayarlar dedim. Bunu şöyle doygunluğunu düşüreyim, e, siyahlarını artırayım. Siyah beyaz bir fotoğraf oldu. Ben artık bundan sonra kullanacağım fotoğraflar için tekrar bu ayarları yapmama gerek yok. Bakın çerçeveyi kopyaladım, içerisinde bunu aldım, bıraktım. Gördüğünüz gibi hemen o formu aldı, o ayarlar bu fotoğrafa da uygulanmış oldu. Izgaralar içinde, çerçeveler içinde aynı kural geçerli. İkisi için de aynı kısa yolu bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, Çerçevenin çer içine eklediğiniz bir fotoğrafı tekrar çıkartmak isterseniz sağ tıklıyorsunuz ve görseli ayır diyerek gördüğünüz üzere fotoğrafı yeniden oradan çıkartabiliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz, görseli ayır diyorsunuz. Ayrıca çerçeveler haricinde ızgaraları seçtiğiniz zaman da bazı ayarlar yapabilirsiniz. Bakın mesela ben şuradan bir ızgara seçeyim. Şu ızgarayı seçeyim. Gayet e, görünecektir bu ızgarayla. Bu ızgarayı istediğim gibi boyutlandırabiliyorum. Bunda zaten sorun yok. Bakın ızgarayı seçtiğim zaman üst tarafta yeni bir aralık isminde yeni bir sekme var. Buton var. Bu butonu kullanarak ben ızgaraların arasındaki aralıklarla oynayabilirim. Bunları daha küçük, daha büyük yapabilirim. Izgaralarda aslına bakarsanız burada üç tane çerçeve var. Bunların her biri için ayrı efektler uygulayabilirim. Mesela sadece üst taraftaki ızgaraya bir kenarlık ekleyebilirim. Yahut sağ alt köşedeki ızgaranın oraya bir fotoğraf eklemeyeceğim. Oranın rengini değiştirebilirim. Yahut sadece bir ızgaranın kenarlıklarını yuvarlatabilirim. Köşelerini yuvarlatabilirim. Böylelikle aslına bakarsanız buradaki ızgaralarla hayal gücümüze kalmış bir şekilde çok farklı şekillerde oluşturabiliriz. Eğer tamamına bir şey uygulamak istiyorsak bir ızgara seçtik şöyle ve tamamına bir şey uygulamak istiyorsak o zaman şunu yapmamız gerekiyor. ızgarayı böyle hepsini seçip tüm ızgarayı seçip mesela aralıklarını artıralım. Sonra kenarlarını yumuşatalım. Gördüğünüz gibi hepsinin kenarları e, yumuşamış oluyor. Sonra da hepsine şöyle kesik çizgiler e, koyalım. Ve yeni bir ızgara oluşturmuş olalım. Evet çerçeveler ve ızgaralar bunlar. Bu arada eski sürümde çerçeveler bu kadar farklı boyutlara gelmeyebilir. Yeni sürümde çerçeveleri sağından ve solundan tutup büyütebiliyorsunuz. Ama eski sürümde bu bu şekilde değil. Sadece köşesinden tutup oranlı bir şekilde büyütüp biliyorsunuz Bu bir dezavantaj değil Bu arada bir karenin bozulmaması için e, bu şekilde bir çözüm yakalayabilirsiniz Ayrıyeten yeri gelmişken söyleyeyim boyutlandırma için ızgaralarda da çerçevelerde de bu bir e, ızgaraymış şuradan bir tane çerçeve alayım. Bakın bu bir çerçeve. Aslında bu bir kare bu arada. Konumlandır kısmına geldiğinizde buradan büyüklüğünü ve küçüklüğünü elinizle de ayarlayabilirsiniz. 250'ye 250 dediğimde bakın yine kare formunda kaldı. Bunu aynı şekilde yine ızgaralarda da elinizle 1080'e 1080 şeklinde yapabilirim. Izgaraların da çerçevelerinde boyutlarını manuel olarak belirleyebilirim. Kolay gelsin.